Kaldı köyü inşa edilirken özellikle de sakız ağaçlarını korsanlardan korumak amacıyla inşa edilmiş olan tam bir kale köy. Denizden çok uzaklara inşa edilmiş olan bir köy burası. Çünkü eğer denizin kenarına inşa edilirse korsanlar bölgeyi basacaklardı ve sakız ağaçlarını götüreceklerdi. Bu nedenle o zamanlarda o saldırılardan, korsanlardan korunması amacıyla sakız ağaçlarının da en bol olduğu noktaya bu köy inşa ediliyor. Köye girer girmez inanılmaz mimariler karşılıyor bizi. Bakar mısınız şu evlerin güzelliğine? Hepsi tam bir sanat eseri. Geometrik şekillerle, çiçeklerle, farklı farklı simgelerle, üçgenlerle, bakın görüyorsunuz, farklı farklı motiflerle süslenmiş olan evleri görüyoruz. İnanılmaz güzel bir köy burası. Hayran kaldım. Evet Zeynep Hanım. Evet. Hemen mikrofonumuzu uzatalım. Nasıl güzel bir köy burası böyle? Evet, bu Kısista denilen kazıma tekniği Pirgü köyünü masalsı bir hale getirmiş. Kesinlikle. Daracık sokakları, minicik balkonları, duvarlara asılan domatesleri birazdan göreceğiz. Sakız Adası'ndaki Pirgü köyü Kısista denilen bu kazıma tekniğiyle ünlü. Binaların dış yüzeyine denizden ve nehirden elde edilen bir kumu çimento ile karıştırıyorlar ve sıvıyorlar. Sonra 3 kat beyaz kireç ve kalupi dediği geometrik şekilli şablonları koyarak daha bu kurumadan çatalla kazıyorlar. Balkonların altında yuvarlak yuvarlak şekiller, çiçek o gibi. Eve şans, para, uğur getirsin diye yapılan şekiller. Örneklerini Kapadokya'da, Cezayir, Fas'ta görebileceğimiz Cenevizlerin getirdiği bir teknik ama bu köy halkının çok sevdiği bir kazıma tekniği. Şimdi yavaşça Pano Porta dediğimiz kapıdan köyün aşağı kapısına doğru gidiyoruz. Şimdi burada tek mi giriş var? Çıkış başka bir yerde. Niye öyle olmuş? 15. yüzyılda damla sakızını çalmaya gelen korsanlar var. Evet. Ve bu korsanlar bu köylere giremesinler diye tek bir giriş ve çıkış kapısı yapmışlar. Eskiden kapılar güneş doğarken açılır, güneş batarken kapanırmış. Damla sakızı şimdi de o zaman da çok önemli bir ürünmüş. Bu yüzden korsan saldırılarından korumak için yapılan tipik ortaçağ köyleri. Bu köylere Castro Horia, kale köyler diyorlar. Kale köy deniyor. Şimdi o labirent gibi sokakları hep beraber geziyoruz. Şimdi bakın köyde gezerken dikkatimi çeken bir detay var. Kapıların üzerinde anahtarlar var. Neden bu anahtarlar böyle? Ve bu anahtarlar bütün gün boyunca kapıların üstünde. Bu anahtarların olduğu kapıları görünce içeride çok yaşlıların yaşadığını anlıyoruz. Neden? Komşu geldi, çocuğu geldi, evladı geldi. Kapıyı çaldığında açmak uzun süreceğinden dolayı hiç beklemesinler, direkt kapıyı açsınlar diye yaşlılar kapıların üstüne anahtarlarını bırakıyorlar. Bir de çeşmeler dikkat çekiyor bakın. Bu çeşme hep burada var, tarihten beridir. Niye? Damla sakızları yıkansın diye. Neden bu su şişeleri burada? Evet, köyde kedi çok fazla ve kedi sıcak sudan, korktuğu için burada yaşlı teyzeler, amcalar kapıların önüne hep bu suları koyar, kediler gelip oturmasın diye. Allah Allah. Siz de evde deneyebilirsiniz. Sokaklarda gezerken bakın hanımların kapıların önlerinde oturduklarını görüyoruz. İnanılmaz bir kültür var. Mimariye baktığımız zaman da bakın ince, upuzun, daracık bir yol ve tonozlarla, kemerlerle bu mimariler birbirlerine bağlanmış. Bakın tarihi çeşmeler hemen dikkat çekiyor. 1987 yılında yapılmış olan bir çeşme burası. Bir hayrat aslında. Buraya gelen insanlar o dönemlerde sudan faydalansınlar diye. Şimdi rengarenk kapılar dikkat çekiyor. Bu kültürün en önemli parçası da kapıları aslında. Kapılara baktığımızda o canlılığı görebiliyoruz. Ve aynı zamanda bakın labirent gibi sağdan yollar var, sol tarafta var. Gidiyorsunuz gidiyorsunuz ama çıkış noktası yok. Buraya gelen korsanlar eğer sakızları çalacaklarsa bir köşede sıkışsınlar. O yüzden kaybolsunlar diye bu şekilde labirent gibi sokaklar yapılıyor. Kaybolmamak lazım. Biz de rehberimizi takip ediyoruz. Bakalım nereye çıkacak yolumuz. Bu arada balkonlarda fesleğenler görüyoruz, domatesler görüyoruz. Bunların hepsi kültürün bir parçası. Özellikle domates çok önemli. Domatesi yetiştiriyorlar, balkonlarında kurutuyorlar ve sadece bir kez topraktayken suluyorlar. Sonra suya ihtiyacı yok. Bakın her sokak ayrı bir sanat eseri gibi. Balkonlarda dikkat çekiyor farkındaysanız. Her evin muhakkak balkonu var. Bunun sebebi tarihte balkonlardan balkonlara atlayarak insanların kaçabilmesine olanak tanıması. O badem.
Kayıt çekirdeği. Hellas. Evet beyefendi, bakın bademleri toparlamış taze taze ve de ayıklıyor. Oo, çok da faydalı, çok da şifalı. Tabii burada her türlü meyve sebze var. O kadar zengin ki toprak, badem de olmazsa olmazlar arasında. Yakup, şimdi bakın ince bir başka sokağa daha çıktık. Labirent gibi dedik ya, gerçekten de ince uzun tünel gibi sokaklar var. Ve bu sokaklardan özellikle de bu kemerleri, balkonları ve motifleri ön planda. Şimdi köyün kilisesine geldik. Kilisenin dış mimarisine baktığımız zaman da yine Cenevizliler döneminde gelen el sanatıyla yapıldığını görüyoruz. Döndüğümüz her sokakta bakar mısınız? Muhakkak evlerin üzerinde bu kurutulan domatesler ve biberler dikkat çekiyor. Tabii burada bu kültür. Nasıl tarihi zenginse toprağı da çok zengin ve kuru tarım yapılıyor burada. Sadece bu çeri domatesler toprağa ekilirken şöyle hafif bir sulanıyor. Ardından toplandıktan sonra da bakın bu şekilde duvarlara asılıyor ve kurutuluyor ve her şeyde de kullanıyorlar. Tarih nasıl zenginse toprak da çok zengin. Bu dar sokaklarında gezerken bakın şu anda da taş yapılar çıktı karşımıza. Aslında köyün orijinal dokusu bu taş dokular. 14. yüzyılda inşa edilmeye başlanıyor. Hemen arkamızdaki kulelerden adını alıyor. Pirgi, kule demek. İşte bu kuleler tarihte hep askerlerin beklediği yerlerdi. Neden? Korsanlara karşı bölgeyi korumak için. O zamanlarda ağırlıklı olarak bu bölgede çiftçiler yaşam sürüyorlardı. Hem sakızları ekip biçiyorlardı, ağaçlara bakıyorlardı ama aynı zamanda köyü de koruyorlardı. Şimdi bakın bir başka Cenevizlilerin yapmış olduğu eserlere geldik. Ve bugün de hala Cenevizlilerin bu el sanatları mimarilerde kullanılıyor. 1346-1566 yılları arasında sakız üretimi yapan Cenevizliler, köye kale görünümü vermek için yaptıkları sanat bugün köyün simgelerinden. 1566 yılından sonra 350 yıl boyunca bölge Osmanlı hakimiyetine geçiyor. Kanuni Zigetvar seferi hazırlıklarındayken Piyale Paşa geliyor ve Ceneviz yönetiminden perişan düşen ada halkını zorlanmadan Osmanlı topraklarına katıyor. Ve Osmanlı ada halkına dillerini, dinlerini istedikleri gibi kullanma hakkı veriyor. Şimdi de Kolombus kapısına geldik. Evet, rivayete göre Kolombus 1471-72 yılları arasında Sakız Adası'na gelmiş. Sakız Adası kaptan denizcileriyle ünlü. Buraya harita bulmak ve daha sonra yeni keşif yapmak istiyor. 1492'de Amerika'yı keşfetmeden önce zaten bunun altyapısını oluşturuyordu. İşte bu gördüğümüz kapı ev, onun kaldığı söylenen, iddia edilen ev. Hatta derler ki burada bir efsane var. Bu kapının önünden geçerseniz siz de Kolombus gibi Amerika'ya gideceksiniz, Amerika'yı bulacaksınız denir. Yukarıda gördüğünüz tabela Costati Columbus 1857 yazıyor. Elinde kalem tutuyor. Doktorluk yapan ve Asklepion asası var. Doktorluk ve avukatlık yapan bir kişi. Costati Columbus'un tabelası. Ama bu evde Columbus'un yaşadığı iddia edilen ev. Süper, bakın. Evet. Tarih ve rivayetler asla bitmiyor bu güzel köyde. Keşiflere devam. Yakupcan'la beraber şu anda bir sakız molası verdik. Hemen arkamızda bir Bizans kilisesi. Tabii tarih üstüne tarih var bu adada. Farklı dönemlerin izlerini görebiliyorsunuz. İşte bir Bizans kilisesi mimarisiyle yüzlerce yıl öncesine bizi götürüyor. Ve sakız molası verdik dedik. Birazcık su içelim, gazoz içelim istedik. Ama sular damla sakızlı ve gazozlar da damla sakızlı. Ya burada her şeyin içerisine damla sakızı koyuyorlar. Yedikleri yemeklerin, tatlıların, et yemeklerinin, içeceklerinin içerisinde damla sakızı olmazsa olmaz. Kurabiyelere, simitlere, dondurmalara, sakızlara her şeye damla sakızı koyuyorlar. Yakupcan da şu anda damla sakızı gazoz içiyor. Sevdin mi Yakupcan? Nasıl tadı? Çok güzel. Çok güzel. Ben de suyu içmek istiyorum. Bakalım tadı nasıl? Güzel. Wow. Bizim damla sakızı soda, inanmıyorum. Damla sakızını o kadar net bir şekilde alıyorsunuz ki tadını. Soda ile birleşince de çok güzel olmuş.
Damla sakızının tabii şifasının da çok fazla olduğunu öğrendik. Mideye, bağırsaklara, karın ağrısına çok iyi geldiği söyleniyor. Soda ile birleşince de sanırım şifa kaynağı diye düşünüyorum. Hadi gezmeye devam edelim. Yakupcan. Yakupcan sakızını da çiğniyor. Sakız odasında balon şişirmeyi de öğrendi. Her şey tam yerinde oluyor Yakupcan. Doğru yer, doğru zaman diye boşuna dememişler. Hoş geldiniz arkadaş. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Akış Adası. Şimdi Manos Bey diyor ki benim adım Manos Rumcu ama Türkçe'ye çevirdiğinizde Osman oluyor. Osman Bey'in yanındayız. Damla sakızıyla çok meşhur dedik. Osman Bey bize şimdi damla sakızlarını gösteriyor. Kristal. Tamam. And it's good for chewing gum or muhallebi in Turkey. Yes. Or for food or for stomach problems. Bakın karın ağrısına, muhallebinin içine her şeye damla sakızı giriyor burada diyor. Türkler de çok seviyor diyor. Nasıl gidiyor işler? So if you use that, you will be like now all the time. Ya bunu eğer yerseniz diyor çok sağlıklı olursunuz. İşler güzel mi? Türkler geliyor mu? Çok çok. We want more. We want more. Daha fazla istiyoruz diyor. We want more from all the Turkey. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. Her zaman bekleriz Türkler çocuklar burada. Çok teşekkür ediyoruz Manos Bey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.